Esselamu aleyküm kardeşler. İnşallah bizler bugünkü siyer dersimizde Hilful Fudul kısmından itibaren okuyacağız. Hilful Fudul Mekke döneminde yani daha doğrusu peygamberlikten önce tacirlerin ve tüccarların haklarını koruyan, mazlumlara yardımcı olan bir ittifak, bir anlaşmadır. Yani bir dernek olarak düşünebiliriz günümüz tabiriyle. Evet. Evet. Diyor ki Musannif Bismillah diyelim okumaya başlayalım. Ce'e geldi. Tacirun bir tüccar. Bir ticaret yapan kimse. Bakın tacir kelimesi ismi faildir. Failun vezdindedir. Zaten failun vezdinde geldiği için ismi faildir. Ee, bir tacir geldi. ile suqi Mekke'te. Mekke çarşısına bir tacir geldi. Bakın ca'e bir fiildir. Fiil lazimi bir fiildir. Ve lazimi bir fiil olduğu için mefullerine geçerken bu lazimi fiiller mutlaka harfi cere ihtiyaç duyarlar. O yüzden misalen ca'e -e tacirun. Tacir gelmiş ile suqi çarşıya. Bakın ile harfi cere intihaul gaye. Gayenin bitimini ifade eder. Çarşıya gelmiş çarşıya. Biz Türkçe'de buna yeya ile ifade ediyoruz. Evet. Cair, e, daha, daha doğrusu Tacir çarşıya gelmiş. O hangi çarşı? Mekke'te. Mekke çarşısı. Mekke çarşısı. Dikkat edersek bir isim tamamlaması. Yani mudaf mudafun ileyhi e, var. Suk mudaftır. Mecrurdur. Cer, o, yani bu suk kelimesini cer eden şey ila harfi ceridir. Mekke'te ise mudafun ileyhidir ve o da mecrurdur. Şimdi diyebilirsiniz ki madem mecrursa niye fetha almış? Bunu bir önceki dersimizde de Allah-u Alem söylemiştik. Mekke kelimesi gayrı munsariftir. alametleri vardı. Bu alametlerden iki tanesi bir isimde olduğunda bu ismimiz cer haletinde, cerre haletinde kesra değil fethayla cer oluyordu. Zira Mekke kelimesinde bir müenneslik var. Bakın sonunda müenneslik taası var. Mekke'te. Bir de artı olarak alem bir isimdir. Özel bir yerin isimdir. Özel isimdir bu iki tane bir isimde olduğunda işte bu isim gayrı musarif oluyor. Mekke'te bu yüzden mecrurdur ama cer alameti fethadır. O fethada niyabeten anil kesrati. Kesradan naib olmuştur. Kesranın yerine geçmiştir. Onun yerine naiplik yapıyor. Evet. Bir de ikinci bir mesele. Her harfi cer mutlaka bir mutaallika ihtiyaç duyarlar. Yani alakalanacakları bir mutaallaka daha doğrusu. Bir mutaallaka ihtiyaç duyarlar. O yüzden misalen ca'a tacirun ila suk, çarşıya bir tacir. Çarşıya bir tacir ne? Geldi. Bakın gelmek fiilini alıyor. Çarşıya ne yaptı? Geldi. Mutlaka bakın bir fiile ya da fiil manasında olan bir müştakka. Yani ismi fail, ismi mef'ul, sıfat müşebbe gibi bir şeye veyahut mastar gibi bir şeye mutlaka mutallık alırlar. Yani alakalanırlar. Alakalanmak. Bakın dikkat edin. İlesuki çarşıya. Çarşıya ne? yani cae geldi. Bakın cae'ye manayı çekiyor. Oraya mutallık alıyor. Bu yüzden her harfi cer, car ve mecrur daha doğrusu mutlaka bir şeye mutallık alırlar. Bu mutallakları ise ya bir fiil ya da fiil manasındaki diğer müştaklar olmaktadır. Yani misal ismi fail, ismi mefhul, sıfatı müşebbehe, taftil, gibi. Evet. Ce'e tacirun bir tacir geldi ile suki Mekke, Mekke çarşısına ve ma'ahu onunla beraber var idi bidaa'tun bir mal bir mal vardı yuridu istiyordu en yabiha onu satmayı istiyordu Şimdi bakın burada manadaki bir inceliğe çok dikkat edelim ma'ahu onunla beraber demek ama dikkat ederseniz ben vardı şeklinde bir mana koydum yani onunla beraber vardı söyledim halbuki burada var olmak diye bir fiil yok Niye peki böyle manalandırdım Çünkü buraya çok dikkat Ma bir zarftır. Bütün zarflar da aynen car mecrur gibi ki aslında car mecrurlar da zarf kategorisindedir. Ee, onlara zarfı mecazi ismini veriyoruz. Bütün zarflar mutlaka bir mutallaka ihtiyaç duyarlar. Mutlaka yani bir fiille e, yahut fiil manasında olan bir mutallakla e, şey yaparlar, alakalanırlar. Peki eğer ondan yani o car-mecrur ya da o zarf alacağı bir mutallak bulunmazsa yani mutallakını alacağımız bir fiil bulunmazsa o zaman e, ef'al-ü amme dediğimiz yani genel fiillere biz mutarlıkını alırız. Yani hasele hasilun me, e, veyahut da kâne gibi veyahut da işte istekarra e, genelde ben Türkçe'ye uyumlu olması açısından mevcudun kelimesine mutallıkının e, Alınmasını daha güzel bul, buluyorum. Mesela size bir örnek. Fi kariyeti raculun. Köyde bir adam. Köyde bir adam. Köyde bir adam ne? Vardı. Köyde bir adam vardı. Bakın fah buradaki fi harfi cer. E, fikariyeti, kariye kelimesi mecrur. Cer mecrur peki hangi fiile mutarlık? Kendinden önce herhangi bir fiil yok ya da sonra kendi mutarlıkını alacağı bir fiil yok. Ee, özel bir durum da yok ki hani bazı karinelerden, bazı bazı alametlerden ya şu fiile mutallık alıyordur diye düşünelim. O zaman ef'alu ammeye mutallıkını şeydir. Almış olacağız. o da fiil manasında olan herhangi bir müştaka. Yani mevcudun fil kariyeti. Bakın mevcudun fil kariyeti kariyede vardı. Mevcuttu. Ne vardı? Raculun bir adam vardı. Aynısı burada. Bakın ma bir zarftır. Her zarf mutlaka alakasını alacağı bir fiile mutarlıklanır. Yani daha doğrusu ona mutarlıkını alır. Alakalanır. Yani mevcudun ma'hu. Onunla beraber mevcuttu vardı. Ne vardı? Bıda'atun bir mal vardı. Yuridu istiyordu en ha o malı satmayı istiyordu. Yine en mastariye harflerindendir ve nasbedicidir. edicidir. Fiil başına dahil olursa nasbeder. Bazen talebelerde şöyle bir e, yanlış anlamı olabiliyor. En mastariyedir evet ama illa fiil mudarinin başına dahil olacak diye bir şey yok. Yani fiil madiye de dahil olabilir. Fiil-i mudariye dahil olursa ayrıyeten onu nasbeder. fethalar. Evet. Tabii biz e, müptedi seviyesinde olduğumuz, e, o, olduğumuz için fethalar diyoruz. Aslında sadece nasb ederle yetinmemiz gerekiyor. E, nasb'ın en büyük arameti fetahdır. Ama bazen fetah yerine başka şeyler de gelebiliyor. Evet. Demek ki ca etacirun ile suki Mekke. Mekke çarşısına bir tacir gelmiş. Wa ma onunla beraber varmış. Bir vaatun bir sermaye satacağı bir mal varmış. Yuridu istiyormuş. En yebi aha o o bida'i satmay. Bakın her zamirin rucu ettiği bir yer vardır. Burada ha zamiri bida'ye rucu ediyor. Yani o o malı satmak istiyor. O malı sat, satmak istiyordu. Esne velike. bu esnada ca'e geldi zebunun. Yani müşteri. Bir müşteri geldi. E, Ve satın aldı. Bida'aten mal satın aldı. Mal satın aldı. Minet taciri t Tacirden mal satın aldı. Bakın iştera Türkçeye manalandırırken satın aldı diyoruz. Aslında iştera istibdal anlamında yani bir şeyi bir şeyle değiştirmek demektir. Bir şeyi bir şeyle değiştirmek demek. Zira siz bir şey bir kişiden bir mal aldığınızda o malın yerine bir para veriyorsunuz ya veya o da para mukabilindeki diğer şeylerden veriyorsunuz. Ondan bir mal mal alıyorsunuz. Yani verdiğiniz bir şey karşılığında Karşısında ondan bir şey bir şey almış oluyorsunuz yani karşılıklı değiş tokuş değiş tokuş yapmış oluyorsunuz o yüzden işte evet yani yerine göre satın anlamı e, satın aldı manası vursak da dikkat edin esas manası istibdal değiştirmek demektir e, zira özellikle Kur'an-ı Kerim'de bu manada kullanılıyor işte fiili özellikle Kur'an-ı Kerim'de e, değiştirmek manasında kullanılıyor. Orada satın al, almak manasını e, vurduğumuzda biraz daha e, yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden buraya dikkat çekmek istedim. Evet. 5 tara satın aldığı bir bir mal satın aldı. Minet tacir tacirden. Bu arada bakın iştara her fiil mutlaka bir e, faili bulunur. Her fiilin faili bulunur. İşler satın aldı. Eğer açık olarak bir fail yoksa içerisinde gizli olarak vardır. Veyahut da zamir olarak gelebilir. Bunun içerisinde gizli. İştara faili içinde müstetir. Yani gizli uve. Kime gidiyor? Yani o müşteri. Bakın iştara satın aldı kim? E, az önce müşteriden bahsettiğimiz için o müşteri satın aldı. Ne satın aldı? Bir daha mal satın aldı. Bu da bir iyi oluyor. Satın aldığı şey hangi şeydir? Bir maldır. E, evet bir dayatendir. O yüzden mefuldür. Her meful mensuptur gördüğünüz gibi. Minet tacir tacirden bir mal satın aldı. Walakin ne ulakin o yani lakin o ta, e, o müşteri lem yedfa vermedi femenha. O malın parasını vermedi. O satın aldığı bidaenin parasını bakın burada ha da yine bidaaya gidiyor. O satın aldığı malın semenini, parasını, ücretini yani ücret dersek daha güzel olur. Ücretini <laughs> lem yedfa vermedi. Lem yine fiili mudari cezbeden edatlardandır. Gördüğümüz gibi burada cezm alameti harekenin hasfiyle olmuş. <laughs> Gadibe sinirlendi tacir. Tacir sinirlendi. Sinirlenen kim? Tacir. Bakın failidir. Gadibe fiil tacir fail. Ve ka ve şikayet etti ile nesi insanlara şikayet etti bu durumu? Fakat felem yensur hu ona yardım etme e, evet ona yardım etmedi ahadun kimse ahadun herhangi bir kimse ona yardım etmedi lem yensur yardım etmedi hu o tacire yani o e, daha doğrusu kendisinden o malın alındığı tacire kimse yardım etmedi. Fi mukabili bu olayın mukabilinde ra'e gördü ba'du ukala'i Mekke'te. Mekke'nin bazı ukalaları yani akıllıları. Yani akıl sahibi olan önde gelenler. Evet, yani şeydir aristokratlar kesimi de diyebiliriz. Mekke'nin akıllılarından bazıları ra'e gördü. Bakın fi mukabili bu olayın mukabilinde ra gördü. Bade ukalay Mekke Mekke'nin akıllılarının bazıları gördü. Velike bu olay gördüler yani olan bu meseleyi gördüler. Feghadi bu onlar da sinirlendiler. Çünkü bir beldede de haksızlığın olması, bir beldede de adaletsizliğin olması o belde ve halkına da bazı zararlar getirmiş olur. Zira insanlar orada tam olarak emniyette olmadıkları için hem ticari yani ticaret konusunda olabilir hem de ekonomik olarak orayı bazı sekteler yani bazı sıkıntılara o beldeyi uğratabilir. Bu yüzden bir beldede adaletsizlik olduğunda yani mazlum kişilerin hakları savunulmadığında o beldede zulüm meydana çıkar. Zulmün olduğu yerde ise sıkıntılar baş gösterir. Bu yüzden orada bazı ileri gelen akıllı kimseler bu meseleyi gördüler ve çokça sinirlendiler. Ve da'u ve ennas. İnsanları çağırdılar. Nereye? İle ictimai acilin. Acil bir içtimaya. İçtima ne demek? Toplantı. Bakın toplandı. يجتمع, ictima toplandı. Yectemiyu toplanıyor. İçtima. toplantı anlamındadır. İnsanları acil bir toplantıya çağırdılar. Ve ictima ennasu. İnsanlar da toplandı. Bakın insanları toplanmaya çağırdılar. İnsanlar da ne oldu? Toplandı. Ve ve konuştular. Hangi mevzuda? Fi mevdu'i hukuki tüccari ve ticareti. Ticaret ve tüccarların hakkı mevzusunda konuştular. Bakın yine her harfi mutarlık alacak şeklinde söyledik. Dikkat edersek. Ve Ha bu arada her harfi cer mutarlık alacak söylerken genel söylüyoruz. Bazı harfi var. Kendilerinde ihtilaf, ol, yani kendilerinde ihtilaf olmakla beraber mutarlık almayabiliyorlar. Bu da zaten Naib kitaplarında anlatılan bir meseledir. Evet, fi mevduri yani bu konu hakkında ne yaptılar? Bu konu hakkında ne yaptı? Tahaddesi, bakın manayı fiile çekiyor. Tahaddesi, konuştular fi mevdui bu konu hakkında konuştular. Yani car ve mecra, bakın manayı ne çekiyorsa o onun mutallıkıdır. Evet, bu konu hakkında ne yaptılar? Konuştular yani tüccarların hakları bir de ve ticaret ve ticaretin hakları konusunda konuştular. Fin nihayeti sonunda ittifaku ittifak ettiler. Ala nusratil mazlumi mazlumlara yardım etmek üzerine bir de ve musaadetil muhtaci muhtaç kimselere yine yardım etmek. Evet musaade de yine yardım etmek, arka çıkmak, sırt çıkmak gibi manalara gelebiliyor. Evet, Şimdi burada dikkat edin. Fin nihayeti yani sonunda ittifakuuu. Onlar ittifak etti. Kimler? O toplanan insanlar. O toplanan ukala kesimleri yani akıl sahipleri ittifak ettiler. İttifaka fiildir. Faili bu vav harfidir. Bak faili vav harfi. Zahiri bir şekilde gelmiş. Bir zamirdir. Vav bir zamirdir. O da o toplanan insanlara giden bir zamir olmuş oluyor. Faili. Ala harfi cer. Nusrati mecrur. Cari mecrur neye mutallık alıyor? Bakın mazlumlara yardım mazlumlara yardım üzerinde ne yaptılar? E, ittefaka, İttifak ettiler. Bakın mütalıkı direkt oraya almış oluyor. Alakayı oraya alıyor. Olur. Evet. Demek ki sonunda e, ittifakı şu görüş üzere ittifak ettiler. Ale nusratil mazlumi mazlumlara yardım edilmesi ve musaadetil muhtaci muhtaçlara yine yardım edilmesi. Ve summiye hazel ittifak. Bu ittifak isimlendirildi. Bi hilfil fuduli. Hilfil fudul ittifakı diye ...isimlendirilmiş olduğu... ...evet zaten hilf e, anlaşma... ...ittifak anlamındadır. Ve iştirak'e katıldı. İştirak etti. Yani iştirak... ...bir şeye katılmak, ortak olmak anlamındadır. İştirak'e Muhammed... ...sallallahu aleyhi ve sellem'de... ...bu ittifaka kat... E, daha doğrusu... ...iştirak'e katıldı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem... ...fi hilf. Bu ittifaka. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...bu ittifaka ne yaptı? İştirak'e... ...ortak oldu. Bakın yine fi harfi cer, ...hezel mecru, car mecru, oraya çekmiş oluyor. Evet. Zaten iştereke fiil Muhammedu ise faildir. Bu arada genelde bu sallallahu aleyhi ve sellem Allah ona salat selam etsin şeklinde gelen cümle ise cümleyi, yani bu cümle parantez cümlesi yani cümleyi muhteri mu 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 diye diyoruz. Cümleyi muhteri diye ismini veriyoruz. Evet. Ve kene umruhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ömrü yaşı min 20 e, evet aقل daha azdı min 20 ilamet 20 yaşından daha azdı 20 yaşından daha az idi evet Resul'a katıldığı zaman 20 yaşından daha küçüktü Ve kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuhibbu hazen hilfa bu ittifakı seviyordu bu e, toplu yani bu topluluğun bu görüşlerine ittifak ettiler bir nevi bir dernek kurdular bu derneği bu ittifakı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seviyordu. Bakın yine kâne ef'alu nakisedir. Nakıs bir fiildir. Ee, o cümleyi geçmiş zamanla kayıtlar. Kâne idi. Bakın geçmiş zamanda idi. Kim idi? er resûlu kelimesi kânenin e, ismidir. Kânenin ismi merfudur. Raf alameti damme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi. Neydi? Yuhibbu hâzer hâzer. Bu ittifakı seviyordu. Bakın bu cümle ise burada cümle kânenin haberidir. Mahallen mensuptur. Çünkü cümleler hakiki manada böyle direkt nas alamazlar. Mahallen mensup kânenin haberidir. Evet. Zevacu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlenmesi. Efnâ'e iqâmetihi fi beyti ammihi. Amcasının evinde ikamet ettiği esnada. Efne ikamet, ikamet. Ekame yuqimu ikameten. Zaten maslar kalabındadır. Kalmak demek, kalmak, ikamet etmek. fi beyti ammi, amcasının evinde kaldığı esnada. Bakın yine fi harfi cer beyti mecbur. Cer mecbur mutarlıktır, ikamete. Et, e, yani biri şöyle bir itiraz etti, yani etse. İkamet kelimesi fiil değildir. Hani ekame değil. Fakat mastardır. maslar da müştaktır. Yani içerisinde fiil manası barındırır. O yüzden her müştaka da ee, daha doğrusu bu müştak olan bu kelimelere de maslar gibi ismi faili, ismi mef'ul gibi bu kelimelere de e, car ve mecrur mutallık alabilir. Evet. Fi beyti evde. Evet evde neydi? Evet ikamet ediyordu. Bakın dikkat edin oraya zaten manayı çekmiş oluyor otomatik meh. Evet zaten şu bilgiyi de verelim. Harfi cerlere harfi cer söylenmesinin sebebi fiilin ya da fiil manası barındıran şeylerin manalarını isme cerre ediyor, çekiyor yani fiilin manasını isbe cerrediyor. Çekiyor bakın çekmek manasındadır. Bu yüzden harfi cer ismi de verilmiştir. Demek ki efne ikameti fi beyti ammi amcasının evinde ikamet ettiği esnada amile fi ticareti ticarette çalışıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ticaret yapıyordu. Onda çalışıyordu. Ve tâcera, ve ticaret ediyordu. Fi mali Hadice'te bintu Huveylid'in. Hatice bintu Huveylid yani Huveylid'in kızı Hatice'nin malı hususunda ne yapıyordu? Bakın mana tacere çekiyor. Ticaret ediyordu. Ticaret ediyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu arada tacere yutaciru, katele yukatilu babına giriyor. Fa'ale yufailu. Ee, şimdi zaten burada ticaret e, kelimesi tek taraflı olmadığı için. Hani e, birçok kişinin iştirakıyla yapılan bir mesele olduğu için en az iki kişi bu yüzden bu babda gelmiş. Artı olarak tacere faili içinde müstetir huvedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ticaret ediyordu. Hangi hususta? Fimali hadicete hatice binti huvelidin malında ticaret ediyordu. Bi e, doğrulukla ve ihlasin yani ihlas ve samimiyetle ve emanetin ve güvenilirlikle ticaret ediyordu. Tabi e, malı çok olan kişiler bu bu hususta ehil olan kimselere parasını veriyor, malını emanet ediyor. O kimseler de bir nevi işçi gibi düşünebiliriz. E, e, evet, işçi gibi o kişinin malları hususunda ticaret yapıyordu. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de e, Hadice annemiz malı fazla olduğu için ve o Mekke'nin zenginlerinden olduğu için onun malı hususunda ticaret yapıp çalışıyordu, evet. Bade müddetin bir müddetten bir müddet sonra ahabbet sevdi. Bakın fiil ahabbet müennes kalıbında geldi. Kim sevdi? Hadice tu. Hatice sevdi. Kimi Muhammeden. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sevdi. Dikkat edersek zaten fiil müennese isnat olduğu için o da müennes. Ahabbet şeklinde gelmiştir. Hatice sevdi. Kimi sevdi? Muhammeden. Bu da mefulü bihi olmuş oluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Niye sevdi peki? Hangi sebeple? Bir sebebi sidqihi ve ihlasihi. Yani doğruluğu sebebiyle ve ihlası, samimiyeti ve ve bir de güvenilirliği. Evet emaneti sebebiyle onu sevdi. <laughs> Bu arada şöyle bir bilgi vermiş olalım. Burada sebep kelimesini hiç zikretmeyip bay direkt sıdkın üzerine koysa yani ahabbet sevdi. Hadice tu Hatice Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sevdi. Bi sidqihi doğruluğu ile ve ihlası ihlası ile ve yani bu şekilde devam edip de böyle mana vurduğumuzda ba zaten burada sebebiyet ifade eder. Yani ba harfi manalarından bir tanesi de sebebiyet manasıdır. Yani bir sebebi sidqi tabi bu kitap Müpteli seviyeleri için olduğundan dolayı direkt sebep kelimesini olduğu gibi zikretmiş. Yoksa direkt bir sidgiyi söyleseydi zaten biz anlıyorduk ki bir sebebi sidgiyi şeklinde e, mananın olduğunu bu şekilde takdir ediyorduk. Ve talebet ve istedi minhu ondan. yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden istedi. Ne istedi? Hmm, şimdi burada şey gelmiş olacak. Bakın ta e, talebet fiildir. Faili içinde müstetir dir O da Xadice'ye dönüyor. Minhu yani o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den istedi. Neyi istedi? Ezzevace. Bu da mef'ul olmuş oluyor. Evlenmeyi istedi. Ve kâne umruha onun ömrü yani onun yaşı kaç idi? O derken müennes zamir. Yani Hadice'den konuştuğumuz için Hadice'ye gidiyor. Hadice'nin ömrü idi. Erba'ine seneten. 40 yaşındaydı. 40 yaşında. Evet. Erbain 41 sayıdır ve bir temize ihtiyaç duyar. Seneten ise onun temizidir. Temizdir, mensuptur. nasb alameti fethadır. Evet, ve şevere. Müşavere etti. Müşavere etmek yani istişare etti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem e'mamehu amcalarıyla istişare etti. Bakın ee, Hadice annemiz Resulullah'dan evlenmeyi talep ediyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuyu amcalarıyla ne yapıyor İstişare ediyor. Şavara istişare etti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem A'mamehu amcalarıyla. Amem kelimesi ammun kelimesinin cem kalıbıdır. Cem-i mükesserdir. Ve zehebe ve gitti ma ammihi amcasıyla beraber. Hangi amcası? Şimdi atfu beyan geliyor. Yani o amcanın hangi amca olduğunu beyan eden. Bu kelimeye de atfu beyan ismini vermiş oluyoruz. Hamza te, hamza. Evet hamza ile yani amcası Hamza ile ne yaptı? Gitti. Evet. Şimdi atfu beyan neyi beyan ediyorsa ona tabidir. Burada ammi kelimesi mudafun ilehidir Çünkü ma, dikkat edin ma ammi amcasıyla beraber ma kelimesi ona idafe olmuş. Zaten ammi kelimesi de bakın mecrurdur. Cel, bunu cer eden şey şu ma yani mudaftır. Mudaf, mudafun ile üzerine cer ameli yapar. Yine hamzata kelimesi de mecrurdur. Tabi cer alameti fetha Çünkü bu da gayrimusarif. Ee, sebebi ise hem ta harfinin gelmesi, yani müenneslik tasının gelmesi. Her ne kadar erkek ismi olsa da görünüş itibariyle müennes isimdir. Ve artı olarak bu kelime alemdir, özel isimdir. Bakın iki alamet birleşti o zaman gayrimusarif olmuş oldu. Fakat <laughs> ebaha ve istediği yani o Hatice'yi istedi min Ebiha babasından istedi. Özellikle kız isteme işlemleri veyahut da evlilik teklifi gibi işlemlerde bu Hatabe fiili kullanılıyor. Yani Hatabe istedi ha o Hatice'yi min Ebiha babasından istedi. Ve onunla evlendi. Yani Hatice radıyallahu ile evlendi ve kana umru Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ömrü idi 25 25 yaşında idi. Yani 5 sen ve 20 25, yani sen, sen 25 seneten yaş. Yani yaş sene 25 yaşında idi. Evet. Evladuhu yani evladuhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in evlatları sallallahu aleyhi ve sellem min Hadice'te. Hatice'den olan evlatları. Veledet doğurdu seyyidetu Hatice. Evet Hatice Efendimiz doğurdu. Li Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem için. Yani Resulullah doğurdu. E, veledehu yani çocukları kulluhum. Hepsi illa İbrahim'e. İbrahim hariç. Manayı toparlayacak olursak İbrahim hariç Resulullah'ın bütün çocuklarını yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün çocuklarını Hadice annemiz dünyaya getirmiştir. Veledet doğurdu Kimseyi de tu Hadice Hadice annemiz yani Hadice efendimiz. Seyyide kelimesi burada müennes efendi anlamındadır. Li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için velade kulluhum yani Resul'un çocuklarının hepsi hepsini bu Hadice annemiz doğurdu ile İbrahim'e İbrahim hariç Zira İbrahim'i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in eşi olan Maria annemiz doğurmuştu. Evet. Veledet yine doğurdu Seyyidetu Hadice. Hadice annemiz El Kasime. Kasım'ı da o doğurmuştur. Kasım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk çocuğudur. Evet Araplarda bir gelenek vardır. İlk doğan çocuk ile künyelenilir. Yani misalen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin künyesi Ebul Kasım'dır. Kasım'ın babası anlamına gelmiş oluyor. Yine e, misalen Ebu Bekir şeklinde e, söylüyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşı olan Ebu Bekir radiyallahu anh. Onun ismi ise Abdullah bin Kuhafe'dir. Dikkat edelim Abdullah bin Kuhafe. Tabi rivayete göre Cahiliye devrinde isminin Abdül Kabe olduğu rivayet ediliyor. Daha sonrasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun ismini Abdullah diye değiştirmiştir. Evet. Künyesi ise Ebu Bekir'dir. Yani Bekir'in babası anlamına gelmiş oluyor. Evet. Ve veledet yine doğurdu et tahire ve tayyibe ve zeynebe ve rukeyyete ve ummu külsümin <laughs> ve Fatıma. Hepsi de e, Khadija annemizin doğurmuş olduğu çocuklarının isimleridir. Ekberu ebne in nebiyyil. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarının en büyüğü El Kasimu Kasım'dır. Sümme Tayyip sonra Tayyip'tir. Sümme Tahir sonra Tahir'dir. Ve ekberu benatihi kızlarının en büyüğü ise Rukiyyetu ilk başta Rukiyyedir. Sümme Zeynep sonra Zeynep. Sümme Ummu Külthum sonra Ümmü Gülsüm'dür. Sümme Fatıma sonra Fatıma'dır. Evet. Böylelikle El Hacerul Esvet kısmına kadar da bu dersimiz kafi olsun. Esselamu Aleyküm. Hayırlı günler.